Yani şimdi sen bana yardım etmeyecek misin? Edemem abi. Her seferinde bu son diyorsun ama 3 gün sonra yine aynı hikaye. Demek öyle Emin Bey. Abi, sen o kötü alışkanlıkları bırakmadan olmaz. Benimle doğru düzgün konuş. Hem bu şirkette senin kadar benim de hakkım var. Ne hakkından bahsediyorsun? Rahmetli babam ikimize de eşit pay verdi. Sen kendi hakkını kumarda, içkide yedin bitirdin. Hak falan yok abi. Ben sana yapacağımı biliyorum. Öyle olsun Emin. Yemin ediyorum ki bir daha senden asla yardım istemeyeceğim. Abi, bana kızmaya hakkın yok. Yok. Kızmadım. Sadece kendi kendime bir söz verdim. Bir daha senden iğne bile istemeyeceğim. Bunu sen istedin. Anladın beni değil mi? Anladım. Anladım da emin misiniz Nedim Bey? Bak Sefer Usta. Karar senin. Borçlarını ödeyemezsen evinin dükkanının gideceğini biliyorsun. Ben sana borçlarını ödeyebileceğini, hatta üzerine para kazanacağını bir teklif yapıyorum. Sadece frenlerin ayarıyla oynayacaksın. Gerisi takdiri ilahi. Peki parayı ne zaman alırım? Ne zaman sevgili kardeşim Hakk'ın rahmetine kavuşursa o zaman. Ha, istemiyorsan yapma. Ben başka birini bulurum nasıl olsa. Peki sana nasıl güveneceğim? Ben sana yanlış yapabilir miyim Sefer Usta? Yapamam. Neden? Çünkü ikimiz de aynı gemideyiz. Merak etme. Benimle birlikte sen de zengin olacaksın. Ne zaman alacakmış arabasını? Bugün alır. Güzel. Sen de elini çabuk tut o zaman. Seçil'in bu gece mezuniyet töreni var. Ve sevgili kardeşim İzmit'e gitmiş. Ben üzerime düşeni yaptım. Göreceğiz bakalım. Şehir içinde pek sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü hız yapamaz. Yani başına talihsiz bir kaza gelmesi için sevgili kardeşimin hız mı yapması gerekiyor? Aynen öyle. Hı. Bir arayayım bakayım. Kızının törenine yetişmesi için gaz verelim. Ah kızım ya, yine mi? Aa, abim arıyormuş. Efendim abi. Yoldayım, geliyorum. Evet, biraz geç kaldım. Ama yetişeceğim. Yani yetişmek için elimden geleni yapacağım. Trafik biraz yoğun gibi ama inşallah açılır. Kardeş işte.
Ne kadar kızsa da. Keşke geçen gün istediğini verseydim. Evet. Az önce aradın ya kızım. Araba kullanıyor adam. Tasalanma, yetişir. Beni nasıl bulacak acaba, çok merak ediyorum. Nasıl bulacağını söyleyeyim. Bir prenses gibi bulacak. Trafik yoğunmuş. İnşallah açılır. Sonra bas gaza Emin. Bas gaza. Bas, bas. Sonra gül. Yarım saate oradayım. Zehra teyze. Zehra teyze. Ne oluyor deli kız? Babam mesaj yazmış. Yarım saat sonra oradayım diyor. Kıyafetim nasıl? Kırışmamış değil mi? Saçım? Saçım nasıl? Bozulmuş mu? Ha? Gayet güzel görünüyorsun kızım. Bu gecenin yıldızı olacak kadar güzel. Çok şükür trafik rahatladı. Yetişemeseydim çok üzülürdüm. Baba, gel artık. Yarım saat doldu, hadi ama. Cevap vermiyor. Vermediğine göre gelmek üzeredir. İyi de neden cevap vermesin? Bir daha deneyeyim. Alo baba. Siz kimsiniz? Ne? Ne oluyor Seçil? Babam. Seçil ne oluyor? Babam. Seçil ne oluyor? Babam. Seçil. Seçil. Seçil yavrum. Seçil. Seçil yavrum, ne oldu? Seçil, aç gözünü. Seçil. Seçil. Ay Allah'ım, neler oluyor? Seçil. Thank you.
Onun kaderi böyle yazılmış. Ne kaderi Nedim Bey? Ben o frenlerin ayarlarıyla oynamasaydım... Ömrü o kadarmış. Ayrıca bu konuyu ikide bir de açmanı istemiyorum. Yerin kulağı var. Ben de konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Hakkım olan parayı aldıktan sonra tamamen unutacağım. Para için bir süre daha bekleyeceksin Sefer Usta. Ama öyle konuşmamıştık. Canım, bekleyeceksin dediysek yani aylarca bekleyeceksin demedik. En fazla bir ay. Bir ay sonra rahmetli kardeşim Emin Şahiner'in şirketinin idaresi benim üzerime geçecek. İşte o zaman vereceğim hakkını. Kızı ne olacak? Kızı varken neden şirketin idaresi sana geçsin Nedim Bey? Soru sorma Sefer Usta. Sadece bekle ve gör. Şimdi şirketin idaresi Seçil'e mi kalacak? Seçil ne anlar şirket idare etmekten? Ama kanun onu tanır. Kanun onu tanır diye işin peşini mi bırakalım yani? Sonra bir gün evlenir, elin yabancısı geçer şirketin başına oturur. Öyle olacak zaten. Olmayacak. Senin aklından geçen bir şeyler var galiba. Seçil'i yanıma alacağım. Ve birkaç gün sonra ona rapor alacağım. Rapor mu? Ne raporu? Sonra anlatırım. Önce Seçil'i buraya getirelim de. Seçil. Günlerdir şu odadan dışarı adım atmadın kızım. Amcan telefon etti az önce. Ha? Seni yanına alacakmış. Bir süre onun yanında kalmamızı istiyor. Olmaz. Ama yavrum böyle yaşayamazsın. Yaşamak isteyen kim? Seni çok iyi anlıyorum. Ama ben buna izin vermem Seçil. Senin eriyip gitmeni seyredemem. Babamı çok özlüyorum Zehra teyze. Çok. Biliyorum bir tanem. İşte amcan da bu zor günlerinde senin yanında olmak istiyor. Bir süreliğine gidelim istersen. Sonra yine evimize döneriz. Sen beni bırakmayacaksın değil mi? Ben seni hiç bırakır mıyım? Bırakabilir miyim? Sen bana hem annenin hem babanın emanetisin. Amca bu gece alacakmış bizi. Kırmayalım onu gidelim. Sen istediğin zaman evimize geri döneriz. Güzel kızım benim. Bu suratın hali ne? Seçil'i ve Zehra'yı neden getirdin buraya? Sana sonra anlatırım demiştim.
Şimdi beni çok iyi dinle. Seçil hasta. Hem de çok hasta. Bu durumda onun şirket işleriyle ilgilenmesi imkansız. Bizim elimizden ne gelir? Sus be kadın, sus. Sus da dinle. Ayrıca o şirkette benim de hakkım var. Emeğim var. Şimdi işin başına geçme zamanı. Ama önce Seçil'i devre dışı bırakacağız. Nasıl yani? Seçil şu an yarı diri durumda. Eğer ona hasta olduğuna dair rapor alabilirsek... şirketin tek yetkilisi ben olurum. Ama bunun için yapmamız gereken şeyler var. Bir kere Zehra'nın Seçil'in odasına sık sık girmesine izin vermeyeceksin. İkincisi ve en önemlisi, hemen her fırsatta Emin'in ölümünden Seçil'in sorumlu olduğunu hatırlatacaksın. Zaten öyle değil mi? Eğer Seçil babasını sık sık arayıp geceme yetiş demeseydi, Emin şimdi yaşıyor olacaktı. Evet, öyle. Seçil'in deli olduğunu ispat edip raporu aldığımız gün şirketin başına geçeceğim. İşte ondan sonra kimse tutamaz beni. Erdem ve Engin'i de derhal İstanbul'a çağıracağım. Gelirler mi? Gelirler tabii. Burada iyi kazanırlarsa Amerika'da ne işleri var? Çocuklarım gelecekler inşallah. Eski günlerdeki gibi. İnşallah. Ama önce rapor. Raporu mutlaka almamız lazım. Zehra Hanım. Ne yapıyorsun? Seçil'in yemeğini getirdim. Ben veririm. Ben versem... kuzucuğumu bütün gün görmedim. Görmemen gerekiyor zaten, bırak. Neden? Doktor öyle söyledi. Doktor mu söyledi? Ama neden? Seçil'in iyileşebilmesi için kafasını boşaltması... eskiye ait bir şey görmemesi gerekiyormuş. Şimdi seni görürse babası aklına gelecek. Malum. Siz üçünüz bir aileydiniz. Böyle tedavi mi olur Nedim Bey? Sen doktordan iyi mi bileceksin? Ne diyorsam onu yap. Ama ben yavrumu görmeden yaşayamam. Bu nasıl tedavi? Seçil, yemeğini getirdim. Canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Yemek zorundasın kızım. Ya çık artık şu suçluluk duygusundan. Sana hak veriyorum. Babanı geceme yetiş diye sıkıştırdığın için kendini suçlu hissediyorsun. Baban mezuniyet törenine yetişebilmek için hız yapmasaydı... belki şimdi yaşıyor olacaktı. E tabii sen de doğal olarak kendini suçlu görüyorsun. Ya ben olsam ben de kendimi suçlardım. Babamı ben öldürdüm diye kahrederdim. Ben öldürmedim. Babamı ben öldürmedim. Babamı ben öldürmedim. Ben öldürmedim. O benim babamdı. Canımdı. Ben öldürmedim babamı. Ben öldürmedim. Seçil, yavrum. Ben öldürmedim. Seçil. Ben öldürmedim. Seçil, kızım sakin ol. Ben öldürmedim babamı, ben öldürmedim. Tabii ki sen öldürmedin yavrum. Seçil. Sakin ol yavrum. Yavrum. Seçil sakin ol kızım. Sakin ol Seçil, böyle konuşma yavrum. Öldürmedim.
Sakin ol Seçil. Öyle konuşma. Yavrum. Babamı ben öldürdüm Zehra teyze. Derhal doktora götürmeliyiz. Katilim. Kuzum yapma. Seçim. Yavrum. Yapmaya çalışıyor bu adam. Seçil'in o halinden memnundu sanki. Ama neden? Amacı ne olabilir? Benim de yanına gitmemi istemiyorlar. Gideceğim. Onlar gitme deseler de ben yavrumun yanında olacağım. Kilitli. Seçil. Seçil, beni duyuyor musun? Seçil, Seçil cevap ver. Seçil. Seçil, beni duyuyor musun? Cevap ver Seçil. Seçil, yavrum. Seçil, kızım cevap ver. Seçil biraz zor cevap verir sana. O kadar ilacı içtikten sonra yarın öğleye kadar top atsan uyanmaz. Ha, uyandığı zaman ne yapacağını biliyorsun değil mi? Sen hiç merak etme. Bir an önce bitmeli bu iş. Benden başka bekleyenler de var. Öldüğünden bugüne hemen her gece Emin Bey rüyama giriyor. Allah Allah. Ne diyor? Senden intikam mı alacağım diyor. Ölümüne neden oldum Nedim Bey. Daha doğrusu ikimiz birden neden olduk. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma. Ömrü bu kadarmış. Biz ne yapalım? Öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Parayı da hala alamadım ayrıca. Ben aldım mı ki sana vereyim? Ne zaman alacaksın Nedim Bey? Şirketin başına geçtiğin zaman. Aa, ölme eşeğim ölme. Az kaldı. Hem de çok az. Neyse, ben gideyim artık. Ha, benim arabanın kaloriferlerinde bir sorun var. Ona bir bakarsın değil mi? Bakarız. İşi bitince eve yollarsın. O kolay. Sen yeter ki bir an önce diğer işi bitir. Diğer iş daha da kolay. Tereyağından kıl çeker gibi bitireceğim o işi. Neden bu perdeler her zaman kapalı? Kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Babanın ömrü o kadarmış.
Her ne kadar sen onun ölümüne sebep olmuş gibi gözüksen de kaderi öyleymiş. Bu gerçekle yaşamaya alışmalısın. Hem merak etme. Baban sana dargın ölmemiştir. Kulaklarını tıkayarak gerçeklerden kaçamazsın. Yeter! 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 Babamı ben öldürdüm. Anladın mı beni? Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Çiğ, sakin ol. Ben öldürdüm. Duydun mu beni? Babamı ben öldürdüm. Hayır kızım. Sen öldürmedin babanı. Ben öldürdüm. Hayır. Aklını yitirmiş bu. Söylediğin doğru. Babamı ben öldürdüm. Deli bu. Hem de zır deli. Babamı ben öldürdüm. Seçim. Kızım, güzel kızım. Sakin ol yavrum. Babamı ben öldürmedim Zehra teyze. Ben babamı çok seviyordum. Neden öldüreyim onu? Neden bana böyle söylüyorlar? Bu evden hemen gitmeliyiz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Duydun mu beni? Hiçbir yere gidemezsiniz. Ha. Ama istersen sen gidebilirsin. Ama Seçil burada. Benim himayemde olacak. Ben onu bırakmam. O zaman adam gibi otur oturduğun yerde. Saçma saçma konuşma. Seçil buraya geldikten sonra daha kötü oldu çünkü... Seçil'i benden daha fazla mı düşünüyorsun yani? Neyin oluyor ha? Neyin? Hiçbir şey. Ama benim canım kanım o. Kardeşimin kızı. Dayı kolay gelsin. Oo Tarkan hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım. Hangi rüzgar attı seni buraya yeğenim? Ne rüzgarı? Dayımı görmeye gelemez miyim? Ne oldu dayı? Adamın arabasını gönderecektik ya. İşi bitmedi mi? Bitti bitti de ama götürecek adam yok. Sahi, nerede senin elemanlar? Orhan'ın abisinin düğünü var, memleketine gitti. Diğeri de top oynarken kolunu kırmış, bir süredir gelemiyor. Yalnız kaldın desene. Sorma. Benim yapabileceğim bir iş varsa... Sen ne anlarsın araba tamirinden? Sen ancak insan tamir edebilirsin doktor. Araba tamirinden anlamam ama teslim işi var dedin ya, onu halledebilirim. Bak o olur işte. Nedim Bey'in arabasını bırakabilirsin. Zaten çok yakın. Yol üstünde. 500 metre ileride. O zaman önce o işi halledeyim, sonra sohbet ederiz. Tamam yeğen. Sen arabayı götür. Çayın suyunu da koyuyorum. Ha Tarkan. Anahtarları unuttun. Thank you.
Çok teşekkürler. İyi günler. Seçil'in odasına doğru bakıyor. Bu saatte trafik olmuyor. Sağ ol yeğenim. Şimdi birer çay içeriz değil İçeriz mi? İçeriz valla. Dayı, bu Nedim Bey'in kızı var mıydı? Ne yapacaksın Nedim Bey'in kızını? Bir şey yapmayacağım. Sadece merak ettim. Nedim Bey'in iki oğlu var. İkisi de Amerika'da. Neden sordun? Evde bir kız vardı da... Yeğenidir. Yeğeni mi? Bir yeğeni olduğunu biliyorum. Ama belki de o değildir. Seçil'in odasındalar. Kapıyı da kilitlediler. Ne olursa olsun gideceğim yanlarına. Ama odaya almayacaklar. Seçil'imi yalnız bırakın. Sadece senin başına gelmiş değil kızım. İstemeden de olsa yakınlarının ölümüne sebep olan bir sürü insan var. Aslında kardeşimin ölümüne sebep olduğum için benim sana kızgın olmam lazım. Ama ben senin bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Ve senin iyileşmeni çok istiyorum. Ve bu yüzden seni doktora götüreceğim. Musibet geldi. Seçil yavrum. Aç kapıyı yavrum Seçil. Zehra teyze. Kuzum. Aç kızım kapıyı. Aç kızım kapıyı. Seçil. Ne yapıyorsunuz burada? Sana ne? Sana hesap mı vereceğiz? Seçil günden güne kötüye gidiyor Nedim Bey. Ben onu alıp gitmek istiyorum. Ya sen kimsin de böyle bir karar alıyorsun? Ben Seçil'in iyiliğini istiyorum. Çok zor iyileşirim. Babasının ölümüne neden oldu. Bundan sonra iflah olmaz. Ne diyorsunuz siz? Emin Bey'in ölümüyle Seçil'in hiçbir ilgisi yok. Var olduğunu sen de biliyorsun Zehra Hanım. Hayır, yok. Ama kendisi suçlu olduğuna inanıyor. Ve ben onu bu düşüncesine uzaklaştırmak için uğraşıyorum. Siz uğraştıkça Seçil daha kötü oluyor. Sen bu işe karışma. Eğer karışacaksan evden git. Seçil'i almadan hiçbir yere gitmem. Ya sen ne salak bir kadınsın. Seçil benim yeğenim. Onun üzerinde söz sahibi olacak tek kişi benim. Rahat bırakın beni. Babamı ben öldürmedim. Onu ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Babam benim her şeyimdi. Ben onu öldürmedim. Ben öldürmedim. Ağladınız mı beni? Öldürmedim. Tabii sen öldürmedin yavrum.
Sen öldürmedin kuzum. Hayır. Ben öldürdüm. Katilim ben. Baba katili. Hemen gidiyoruz bu evden. Hemen bu gece. Bu gece gidiyoruz. Kes sesini. Çık dışarı diyorum sana. Neler oluyor bu evde? Gündüz gördüğüm kız mı bu Baron? Bağırma ona. Babamı öldürmedi. Ben öldürdüm. Seçil, yavrum sakin ol. Babamı ben öldürdüm Zehra teyze. Allah benim belamı versin. Allah'ım sen yavruma yardım et. Biz inersek gidelim. Kendini babasının ölümünden sorumlu tutacak. Kesin tedavi olması şart bu kızın. Yarın mutlaka doktora gitmesi lazım. Siz neden durmadan aynı şeyi söylüyorsunuz? Ne söylüyormuşuz biz? Babanı sen öldürmedin demeniz bile Seçil'i etkiliyor. Ya sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Hemen çık bu odadan. Hatta evimden de defol. Defol dedim sana. Defol. Defol. Gelmiştin değil mi? Gelmiştim. Nedim Bey'in arabasını getirmiştim. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın o Nedim Bey'i. Az önce istemeden de olsa bağırışmaları duydum. Kim o kız? Nedim Bey'in yeğeni. Peki neden babamı ben öldürmedim diye bağırıyordu? Emin Bey'i bir ay önce trafik kazasında kaybettik. O gece mezuniyet töreni vardı Seçil'in. Seçil kim? Bağırışmalarını duyduğum kızın adı Seçil mi? Bana şu konuyu detaylı bir anlatsanız. Ben doktorum. Bir faydam dokunabilir. Seçil'ime yardım edebilir misin? Mezuniyet töreni vardı o gece Seçil'i. Üniversiteden mezun oluyordu. Babası yani Emin Bey şehir dışındaydı. Seçil babasını yetişemeyeceğinden endişeliydi. Çok düşkündü babasına. Emin Bey onun hem babası hem annesiydi. Şimdi hiçbir şey düşünmeden uyu. Yarın seni doktora götüreceğim. Yarın istediğin rapor alacağım galiba. Çok korkunç bir şey bu. Benim anlamadığım neden kızım öyle davranıyorlar? Neden ikide bir babanı sen öldürdün diye imada bulunuyorlar? Emin Bey'in maddi durumu iyiydi değil mi? Hem de çok iyi. Şairler Tekstil'in sahibiydi. Seçil'i delirtip işin başına geçmek istiyor olabilirler. Ne? Aman Allah'ım. Seçil düşündüğümden daha kötü tehlikede o zaman. Benim bir şeyler yapmam lazım.
Ne olur yardım edin bana. Yarın doktora gideceklerdi değil mi? Evet. Siz şimdi eve dönün. Dönemem. Kovdu beni. Dönün. Dönmelisiniz. Özür dileyin ve kendinizi affettirin. Size kartımı veriyorum. Seçili doktora götürecekleri anda bana haber verin. Mutlaka haber verin, anlaştık mı? Hastanın adı mı? Seçil. Seçil Şahinler. Evet, evet. Peki kaçta girelim? Tamam, 11'de oradayız. Teşekkürler. Hangi hastaneye götürecekler acaba? Tamam Zehra abla. Hangi hastane olduğu önemli değil. Ben oraya geliyorum. Sen rahat ol ve hiçbir şey belli etme. Kapatıyorum. Bir depresyon geçiriyor. Babasını kendisini öldürdüğünden emin. Evet, öyle. Peki ne yapacağız doktor bey? İlaç tedavisiyle birlikte psikolojik destek vermemiz gerekecek. Yalnız şöyle bir sorun var. Seçil babasının tek varisi. Şirketin yönetimi şu anda onda. Ama Seçil bu durumda kendini bile yönetmekten aciz. Rapor mu isteyeceksiniz? Yani mümkünse. Hayır, biliyorsunuz işler beklemez. Geçici bir rapor verebiliriz. Hastam var. Lütfen sıranızı bekleyin. Oo, genç meslektaşım, hoş geldin. Ama içeride hasta varken girilemeyeceğini en iyi senin bilmen gerekir. Ben hasta değilim. Bir yanlışı önlemek için izinsiz girdim odanıza. Ne yanlışı? Bu adam yalan söylüyor. Ne yalanı? Kardeşinden kalan malları sahiplenmek için yeğenini çıldırtan bizzat o. Sen de kimsin be? Bana iftira atma hakkını nereden buluyorsun kendinde? Kim olduğum önemli değil. Ama illa öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Ben Sefer'in yeğeniyim. Rapor vermeden önce tedavi etseniz daha iyi olmaz mıydı sevgili hocam? Sefer'in yeğeni. Yaktım seni Sefer. Raporu hemen verecek değildim zaten. Geçici rapor düzenlemeyi düşünüyordum. Sen bittin Sefer. Sefer Usta! Nedim Bey, ne oldu? Bir de utanmadan ne oldu diye soruyor musun ha? Amacın neydi? Söyle bakayım. Ne amacı? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz Nedim Bey? Yeğeninle bir olup beni devre dışı bırakacaktınız değil mi? Belki de yeğeni Seçil'le evlendirecektin. Bu mu amacın ha? Dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Ama ya ama yok. Sana yedirmem amamda. Ne pahasına olursa olsun yedirmem. Emin öldürdüğüm gibi Seçil'i de öldürürüm. Yine de yedirmem sana o malları.
Sonra ne oldu yavrum? Doktor bana sorular sordu. Sonra o adam geldi. Amcama ve doktora bağırdı. Ne dedi? Bilmiyorum. Babamı ben öldürmedim Zehra teyze. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim babamı. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Senin ne işin var burada? Nedim Bey'in yasağını unuttun galiba. Unutmadım. Sadece yavrumun nasıl olduğunu merak ettim. Tamam uzatma. Çık dışarı. Ne bakıyorsun? Allah sizi ıslah etsin. Seni yakarım Sefer Usta. Seni polise şikayet ederim. Kimi şikayet edeceksin? Hangi akla? Kardeşimi öldürdün. Ben değil, sen öldürdün kardeşini. Arabanın frenlerini bozan sensin. Ama frenleri bozmamı isteyen sensin. Bunu ispat edemezsin. Ama ben ispat edebilirim. Araba hurdalıkta. İncelemeye alırlarsa her şey ortaya çıkar. Ya yeğenine akıl ver... ya da ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Sana 24 saat süre. Tarkan! Nedim Bey'in anlattıkları doğru mu? Ona iftira atmışsın, doğru mu Tarkan? Siz ikiniz birlik olup Seçil'in babasını mı öldürdünüz? Dayı inanmıyorum sana. Katilsiniz siz, katil! Canisiniz! Tarkan! Tarkan dur! Benden daha ne kadar kaçacaksın ha? Babama neden kıydın? Neden para için hayatımızı mahvettin? Değdi mi? Babamı mezara gönderdin. Beni babasız bıraktın. Ya sen? 25 sene ceza aldın. Değdi mi ha? Değdi mi? Değdi mi? Cevap versene. Kaç bakalım. Peki ya vicdanın? Vicdanın ne olacak? Ondan kaçabilecek misin? Tabii sende vicdan varsa. Ama yok. Seçil. Ağladın yeter. Bundan sonra ağlamanı istemiyorum. Sen olmasaydın ben ne yapardım Tarkan? Ben her zaman senin yanında olacağım. Hadi gidelim. Zehra teyze bizi bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyelim. Ama nasıl olur hocam? Ya bu çocuk hiç böyle şeyler yapmazdı. Çok teşekkür ederim. Tabii ki konuşurum. Yok efendim, kızar mıyım hiç çocuk tabii. İyi günler, görüşmek üzere. Geldim. Annem.
Of, perişan oldum. Ne bitmez günmüş ya, çok yoruldum. Hiç gelmeyeceğim sandım eve. Nasıl geçti dershane? Güzel. Demek güzel geçti. Anlat bakalım, neler öğrendin bugün? Hangi dersler vardı mesela? Tarih, coğrafya. Bana bak, yalan söylemeyi kes. Yalan söylemiyorum anne ya. Öyle mi? Demin kim aradı biliyor musun? Kim? Öğretmenim. Dershaneye bugün neden gitmediğini sordu. Dershane dedim anne, görmemiştir beni. Demek görmemiştir seni. Yalan söyleme, neredeydin? Vallahi dershane dedim anne. Yok yok, biz seni boşuna yolluyoruz bu dershaneye. Verelim bir yere biz senin çırak. Gör bakalım o zaman dünya kaç bucakmış. Anne. Ne anne, ne? Bak, sana son kez soruyorum. Neredeydin? Ya kızarsın anne ya. Söyle. Tamam, internet kafedeydim. İnternet kafede öyle mi? Anne, kolum acıyor. Demek yine o saçma sapan oyunu oynamaya gittin. Sana daha kaç kere söyleyeceğim o kafeye gidilmeyecek diye. Özür dilerim anne. Özür mü diliyorsun? Biz seni o kadın ol diye dershaneye yollayalım. Sen gitme. Oh, ne güzel iş ya. Anne, kolum acıyor. Bana bak. Ben sen fakirlik görme, iyi bir kariyerin olsun diye uğraşayım. Ama sen beni dinleme. Bana bak. Bundan sonra arkadaşlarınla bahçeye çıkmayacaksın. Televizyon izlemeyeceksin. Erken kalkacaksın, ders çalışacaksın. Yoksa bu sınavı kazanamazsın. Kaybetmene izin veremem, anladın mı? Veremem. Tamam anne ya. Nereye tamam? Nereye tamam ya, nereye tamam? Murat. Oğlum. Oğlum. Ay İlhan. Koş İlhan. Koş. Sen ne oldu? Oğlum, Murat'ım. Murat. Oğlum, aç gözlerini babacığım. Murat'ım. Murat'ım. Ben sadece... Murat, Murat oğlum. Murat. Ya nasıl oldu anlamadım. Bir anda oldu her şey. Sana kaç kere dedim Murat'ı tartaklama diye. Yok ama. Rahat duramıyorsun. İlla uğraşacaksın çocukla. Şimdi suçlu ben mi oldum? Hayret bir şey ya. Oğlun dershaneyi kırdı. Bugün haberin var mı senin? Yok tabii. Sen nereden bileceksin? İlgisiz. Allah aşkına sen. Biz hiç yapmadık mı zamanında? Ya önümüzdeki ay sınav var zaten. Bırak biraz kafasını dağıtsın. Ne olacak ki? Ne mi olacak? Okumasında senin gibi muhasebeci mi olsun ha? Oh, yaktım başımı, yaktım. Murat Işık'ın ailesi siz misiniz? Evet. Ben annesiyim. Nasıl oldu durumu doktor bey? Telaş edecek bir şey yok. Ama yine de 24 saat müşahede altında tutmak gerekiyor. Oğlumuzun bir şey yok değil mi? Yok. Ama yine de bir tomografi çekelim derim ben. Nasıl düştü demiştiniz? Ha, arkadaşıyla şakalaşıyormuş. Çocuk işte itmiş bizimkini. O da itmesiyle başını masaya çarpmış. Anladım. Dediğim gibi bir gün müşahede altında tutsak yeterli olur. Ha, bir de tomografi tabii ki. Tamam. Şu an gitmem gerek, geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Oh, çok şükür Allah'ıma. Nereye gidiyorsun? Tomografi nerede çekiliyor onu öğreneceğim. Saçmalama canım, para tuzağı bunlar. Bir şey yok dedi doktor, duymadın mı? Ya ama doktor bey dedi ki... Aması maması yok İlhan. Kaç kere düştük kafamızı yardık, bir şey oldu mu canım? Yok da ya ne bileyim, anlamadım belki. Baksana, bir de geceyi burada geçirseymiş iyiymiş. Daha neler canım. Hadi alalım da Murat evimize gidelim. Sana diyorum. Ay bir şey de anla be adam. Of Allah'ım ya. Murat. Hadi bakalım. Hadi aslan oğlum, kalk. Hadi, hadi yavrum, hadi. Anne çok uykum var, biraz daha uyuyayım. Olmaz öyle şey.
Hadi yavrum, bak sınava çok az bir süre kaldı. Hem erken kalkan erken yol alır derler. Hadi bakalım. Kalk, 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 kalk. Ay, tamam anne, kalktım. Bak, geceden konuştuğumuz gibi. Önce testi çözeceksin. Sonra dershanede öğretilenlere çalışacaksın, tamam mı? Hı hı. Anne, kahvaltı hazır mı? Bir şeyler yiyeyim, uykum açılsın. Olmaz öyle şey. Aman ha, dolu mideye uykun gelir sonra. Sen çalış bak, ben sana neler hazırlayacağım. Hadi bakalım. Of ya. Ay, ödümü patlattın sabah sabah ya İlhan. Gene diktin değil mi? Asker gibi çocuğa ya. Ay, dikeceğim tabii, ne yapacağım? Yanlış yapıyorsun Selma. Çocuk zaten elinden geldiği kadar çalışıyor. Bu kadar da üstüne gidilmez ki ya. Yazık. Ay, ilk üstüne gidiyorum. Senin üstüne gidilmemiş sonuç ortada. Harcatmam çocuğumu düzende. Sınavı kazanamadı dedirtmem ben. Selma, o kadar gitme çocuğun üstüne. Ben onun geleceğini düşünüyorum. Kazanmasında senin gibi muhasebeci mi olsun? Senin o beğenmediğin muhasebeci döndürüyor bu evi. Haberin var mı? Senin başın dönüyor herhalde. Şu haline bak ya. Ne varmış halimde? Selma, bak sabah sabah uğraşmayayım seninle. Ay, muhasebeci döndürüyormuş evi. Ay, hiç gülesim yoktu vallahi. Akdeniz'de yetişen, daima yeşil kalan bodur bitki örtüsüne maki diyoruz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Murat. Murat oğlum. Öğretmenim. Ne düşünüyorsun bu kadar önemli? Sınavı öğretmenim. Ya kazanamazsam? Muratcığım, sen benim en çalışkan öğrencimsin. Ben senin sınavı kazanacağına inanıyorum. Hem kazanamasan da dünyanın sonu değil ki. Benim için dünyanın sonu öğretmenim. Bugün sorduğun soruyu da yapamadım. Biliyordum ama bir anda unuttum. Muratcığım, hiçbir şey dünyanın sonu değil. Sen sorduğum sorudan daha zorunu da yaptın. Hepimiz bazen unutabiliyoruz, değil mi? Anneme soruyu çözemediğimi söylemen olur mu öğretmenim? Söylemem. Söylemem de Murat, evde bir problem mi var? Tamam. Eğer bir şey senin canını sıkarsa, paylaşmak istersen direkt bana söyleyeceksin, tamam mı? İnan bana, çözülmeyecek hiçbir şey yok. Tamam öğretmenim. Öğretmenim. Efendim Murat. İyi ki varsınız. Selma. Aa. Ne haber canım? İyi vallahi, nasıl olsun koşturmaca. Sen nasılsın? Ben de aynı işte. Dershaneyle okulla ilgilen, Murat'ın hocası şu su bu su derken vallahi zaman akıp geçiyor be Mehtapçığım. Sorma ya, bu SBS hepimizi yeniden talebe yattı. Bak sana ne anlatacağım. Baki Hoca isminde bir hoca varmış. Şimdi benim eğitim geçen sene bu hocaya gitmiş. Demiş ki kızım şu sınavları kazansın. Hoca bir okumuş, bir üflemiş, kız dereceye girmiş. Aman ne diyorsun Mehtap, hemen gidelim. Neredeymiş bu zat? Kartal tarafında bir yerde, ben tam yerini öğrenirim. Ben de Zeynep'i götüreceğim zaten. Ay inşallah ya. Murat'ım şu sınavı kazansın da başka bir şey istemiyorum. Tamam o zaman, sen bir an önce randevu al. Yalnız ücreti biraz yüksek de sen hazırlıklı ol. Tamam tamam, sen merak etme. Neyse, artık vereceğiz. Ay, yeter ki kazandırsın şu çocuklara sınavı. Tamam, hadi görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de. Sen ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Ben sana demedim mi okul dönüşü ders çalışılacak, televizyon yok diye ha? Anne ne olur kızma, ne olur. Neye kızma, neye? Yazıklar olsun sana. Ben bu kadar uğraşayım, beyimiz uzansın, televizyon izlesin.
Aptalsın sen, aptal, anladın mı? Senden hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorum ben. Anne tamam ya, ne olursun ya, özür dilerim. Babası kılıklı tembel şey. Bütün arkadaşların sınavı kazanacak ama sen hiçbir şey kazanamayacaksın. Boşuna mı okutuyorum seni ben, boşuna mı? Anne tamam, bunu söz veriyorum, çalışacağım. Al bu sana güzel bir ders olsun. Bir daha yapmazsın. Allah'ın cezası. Bir daha yapmazsın, anladın mı? Sen benim gözümü kara mı çıkaracaksın? Ayaktan başka hiçbir şeyden anlamıyorsun sen, anladım. Anladım ben seni. Ah, ah, ders çalışacaksın. Bütün gün oturup abi, ders çalışacaksın. Ceza sana. Allah'ın cezası. Gene ne oluyor Selma? Ne yaptın sanıyorsun sen? Karışma sen. Hep sen şımartıyorsun bunu. Ya baba ya. Tamam oğlum. Sen odana git. Ya Selma bir anda nasıl böyle kötüleşebiliyorsun ya? Ya daha iki hafta önce çocuk burada kafasını vurmadı mı? Allah korudu da bir şey olmadı. Bak, ikinci bir şansımız olmayabilir. Kafasına vura vura aptal edeceksin çocuğu. Ne olur, ne olur şu çocuğa böyle davranma. Aman, iyi ki bir kazayla düştü. Suçlusu ben oldum şimdi. Dikkatli olsaydı canım, Allah Allah. Koca sehpayı görmediyse ben ne yapayım? Hem sen ne demek istiyorsun? Ben çok iyi bir anneyim, anladın mı? Sana diyecek hiçbir şeyim yok Selma. Allah seni bildiği gibi yapsın, değil mi? İnşallah senin bu hırsın yüzünden çocuğumuzun başına bir şey gelmez. Sanki benim çocuğum değil. Ay oğlum, ben kötülüğünü mü istiyorum? Oğlum? Baba. Ben çok mu yaramaz bir çocuğum? Hayır yavrum. O halde niye annem beni sevmiyor? Niye hep dövüyor? Annen seni hiç sevmez olur mu babacığım? Sadece bazen ayarını bilmiyor, o kadar. Ne oldu oğlum? Başım baba çok ağrıyor. Ağlamaktandır. Gel baba öpsün, hemen geçsin. Aslan oğlum, aslan oğlum, koçum. Ben çıkıyorum Selma. Aa, yemek yemeyecek misin? Hayır. Salata yaptım, yemek hazır. Sana afiyet olsun. Zıkkımın köküne. Sevgili veliler, sınava çok az bir süre kaldı. Hepimiz artık verdiğimiz çabaların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Biliyorum, siz de çocuklarınız kadar heyecanlısınız ama
Sizden ricam bu kısa süre içinde çocuğunuzu eğlenmeye yönelik şeylere teşvik etmeniz, en azından kafalarını dağıtmalarını sağlamanız. Nasıl yani hocam? Ders çalışmasınlar mı, anlamadım. Evet, artık keyif zamanı. Sonuçta öğreneceklerini öğrendiler. Böylelikle çocuklarımızın daha az stresli olmalarını sağlayabiliriz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Selma Hanım, siz kalır mısınız lütfen? İyi günler Mine Hanım. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın Mine Hanım. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Buyurun. Bakın, bunu nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum ama Murat son zamanlarda... Son zamanlarda? Nasıl diyeyim size? Biliyorum, bu sınavı kazanmasını çok istiyorsunuz ama... Hocam, lafı dolandırmadan söyleyin. Ne demek istiyorsanız açıkça söyleyin. Maalesef Murat'ın başarısında bir düşüş var. Daha önce yaptığı soruları bile yapmamaya başladı. Acaba diyorum, evdeki sorunlar buna sebep olabilir mi? Ne diyorsunuz siz hocam? Benim oğlumda düşüş müşüş yok. Bana kalırsa siz ders çalıştırmayın diyerek hatalarınızı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Yazık. Eğitim sistemi ne hale gelmiş. Selman. Ha bir de evde sorun varmış gibi sanki yalan söylüyorsun. Hiç yakıştıramadım size Mine Hanım, hiç. Bence benim oğlumu yargılayacağınıza önce kendinizi yargılayın. Selma Hanım, bakın beni yanlış anlıyorsunuz. Ben anlayacağımı anladım hocam. Hem de çok iyi anladım. İyi günler. Evet. Evet. Of. Yine yenildim ya. Baba, ben sana demiştim boyunda beni yenemezsin diye. Demiştin ama benimki de umutsuz bir çaba işte. Baba ver bak, sana taktiğini göstereceğim. Hadi göster bakalım. Bak, üçgene basınca pas atıyor. Karaya yavaş basıp şut atıyorsun. O da tamam. Bak. Oho. Gördün mü? Ben bunu 10 sene izlesem yapamam ki. Yine başın mı ağrıyor Murat? Evet baba. Bu aralar çok ağrıyor. Annen gelsin de bir konuşup doktora gidelim, olur mu? Olur. Bu böyle olacak iş değil yavrum. Baba. Efendim? Seni çok seviyorum, hem de çok. Ben de oğlum, ben de, ben de. Canım oğlum. Babam. Oğlum, sakla sakla. Ders çalışıyorsun. Selma, ödümüzü patlattın. Ay dur hayatım, dur. Ne oluyor gene Selma? Canım, paşam. Üzülme oğlum, üzülme. Annen her şeyi halletti. Selma, neyi halletti? Ay İlhan, çocuğumuz göze gelmiş. Mine Hanım bugün notlarına düşüş olduğunu söyledi. Ay kesin nazar değdi benim çocuğuma. Göze mi gelmiş? Komik olma Selma. Ben de bir şey anlatacaksın diye dinliyorum burada ya. Çocuğun o kadar çok üstüne gidiyorsun ki kafası karışmış haliyle. Yok yok. En kısa sürede Baki Hoca'ya gidip bu işi kökünden halledeceğim. Baki Hoca da kim? Bu işin piri. Ay bir okuyup üfledi mi bütün sıkıntıları çözüyormuş. He. Bizim Mehtap var ya. Onun eltisinin çocuğunu dereceyle kazandırmış, dereceyle. Ya. Ya. Ya Selma. İnanma bu şarlatanlara. Para tuzağı bunlar. Sen Allah'tan iste her şeyi. Bırak bu istismarcıları. Gerçek hocaların parayla pulla işi olmaz. Onların yürekleri Allah sevgisiyle doludur. Kur'an'ın dediğinin de dışına çıkmazlar. Aman tövbe de İlhan.
Bak görürsün. Paşaoğlu'nun sınavı sular seller gibi çözüp kazanacak. Of Selma, of of. Bir şey de peki de be kadın be. Bir evet de ya. Hadi ben en sevdiği yemeği yapayım da oğluma. Sonra ders çalışırız, olur mu? Olur olur. Sen bakma oğlum annemi, tamam mı? Ya baba, ben anlayamıyorum annemi bir türlü. Oğlum, ben yıllardır anlayamıyorum. Baba, sınavı kazanamazsam annem beni öldürür mü? O ne biçim laf oğlum? Nereden çıktı şimdi bu? Baba, çok korkuyorum. Bana bir şey yapmasana ne olur izin verme. Annen yavrum o senin. Hiç öyle bir şey yapar mı? Ha, bak, ben seni hep koruyacağım. Sakın korkma, tamam mı? Babam. Canım. Nereden çıktı şimdi bu hoca işi? Ay iyi oldu değil mi İlhan? Selma, delirtme adamı. Ben biliyorum ne yaptığımı. Karışma İlhan lütfen. Bak, bence Murat'ı bir doktora götürmemiz gerek. Sebep? Çünkü sen farkında değilsin ama çocuğun sürekli başı ağrıyor. Aman ders çalışmamak için yapıyor. Ay sen de inanıyor musun? Al benim saftirik kocam. Ya Selma, düşmeden beri baş ağrısı hiç dinmedi. Üstüne üstlük son zamanlarda garip garip tikler edindi. Ya hiç mi telaşlanmıyorsun? Dikkat çekmek için yaparmış çocuklar bunu sınav döneminde. Sıkma canını sen. Ama için rahat etsin. Baki Hoca'ya ben bunları da söylerim. Yapar bir muska, hiçbir şeyciği kalmaz. Baki Hoca'ya söyle, bana da sabır için bir şeyler yapsın. Aa, yaptırırız tatlı. Bak, ben sana artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum Selma. Sadece pes diyorum. Acaba gerçekten hasta mı Murat? Yok canım, hepimiz düştük zamanda. Bir şey olsaydı çıkardı bunca zaman. Peki bu tikleri ne? Kesin dikkat çekmek için kesin. İçsene çorbanı oğlum. Oğlum oynama şu çorbayla gıy 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 gıy. Babacığım hadi yemeği yiyelim. Aç değilim. Madem aç değilsin kalk o zaman ders çalış. Selma yeter artık. İyice çizmeyi açtın sen. Neden böyle davranıyorsun ya? İnsan el olsa böyle davranmaz. Bak günaha giriyorsun. Sana mı soracağım ben çocuğuma nasıl davranacağımı? Benim oğlum okuyacak hem de en iyi okullarda. Ve günün birinde bana teşekkür edecek. Sana afiyet olsun. Yesene oğlum çorbanı. Bak cevap da vermiyor. Ay, senle mi uğraşacağım ben babanla mı? Oğlum oynatmasana şu kafanı gözünü. Ay hadi kalk. Kalk ders çalışmaya. Hadi yürü. Ay bir de mıy 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 yürüyor Allah'ım. Yürü. Yürü. Anne buradan çok korkuyorum. Nesinden korkuyorsun? Dikkat çekmeye uğraşma anladın mı? Bahaneler bulup yırtmaya çalışma derslerden. Bak çıkarken kapıyı kilitliyorum. Önüne bak. Al şunu eline. Çalış dersini. Dersin bitince açacağım. Artık yeter. Bu sınavı kazanacaksın. Yoksa karışma.
Arapçım, ben Selma. Alabildin mi randevuyu? Ah, çok iyi olmuş. Tamam, yarın görüşürüz o zaman. Öpüyorum canım. Anne. Anne. Anne, ne olur aç kapıyı. Başım çok ağrıyor. Söz veriyorum, bir daha seni yüzmeyeceğim. Anne. Anne. Anne, ne olur aç kapıyı. Ağlama. Ne var? Niye ağlıyorsun? Bir şartla seni buradan çıkarırım. Sabah 5.45'te kalkıp dersini çalışmaya başlayacaksın. Tamam mı? Tamam anne. Başım çok ağrıyor. Tamam dedim. Rol yapmayı bırak artık. Her şey senin için, anlıyor musun? Söz veriyorum anne. Sabah erkenden kalkacağım. Şimdi uyuyabilir miyim? Hadi geçelim. Kalkıyorum. Ben çıkıyorum hemen. Aman evladım, okuldan döner dönmez devam, tamam mı? Az kaldı, ne öğrensen kâr. Öğretmen ders çalışmaya bırakın dedi anne. Sen çalış yavrum, çalış. Yanlış duymuşsun öğretmeni. Hadi bakalım kalk, hadi, hadi. Hayır, kalkayım bari. Masanda yapsaydın ya, orada iki büklüm ders mi yapılır? Ya baba, masaya kadar hiç gidesim yok. Burada yapayım dedim. Hadi yeter, gel beraber kahvaltı edeyim. Ama daha test bitmedi ki baba. Ben inisiyatifimi kullanıp bugün dersi erken bitiriyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Ya yok baba, annem kızar. Murat, ya acaba sucuklu yumurta mı yesek? Babam benim. Evet, yanında da kızarmış ekmek. Oley! Bizden keyfisi yok. Oğlumla baş başa kahvaltı ediyoruz. Hadi baba, çok acıktım. Hadi gel. Ya içeri giren çıkmıyor. Fenalık geldi ya. Adam inciğini cinciğini biliyormuş. Bakma şöyle. Adamın her yerde gözü varmış. Çarpılacağız şimdi. İyi, tamam. Anlamadım gitti. Namaz kılmana ve niye ayakkabılarla girdik ki biz? Hoca evini mikrop ve kötülüklere karşı sürekli okuyup üflüyormuş. Kız ondan olmaz. Kız gülme, tövbe de. Çarpılacağız şimdi. İlim irfan sahibi hoca, dedeleri de büyük hocaymış. Buyurun hanımlar. Hoca efendi sizi bekliyor. Hadi geç ondan. Oturun, oturun. Hocam biz... Susun.
Demek siz sınav için geldiniz. Aslında ben her şeyi bilirim. Hem de her şeyi. Ona ne şüphe hocam? Yani biz çocukların SBS sınavı vardı, onun için geldik. Acaba bize yardım edebilir misiniz? Şöyle bir muska falan yazsanız. Yazarız yazmasına da. Kaç puan alsın istiyorsunuz? Malum, ona göre durum değişir. Hocam, en yüksek puanı alsın. Okul birincisi olsun. Yok yok, il birincisi olsun. Hatta Türkiye birincisi olsun. Ben ne kadar ücreti vermeye hazırım. Yok, ücret değil evladım. Ben maaş alırım. Alayım. Niye hocam? Bağışı yavrum, bağışı. Ellellezine. Ellellezine ya seydi tasarav. La illellezine ya ellezine ya tekbir. Sizinki Türkiye birinciliğiydi değil mi? Bu sizin. Sağ olun. Sizin? Hocam ben il birinciliğine razıyım. Tamam, bu da sizin. İçine koyacağım suları sabah akşam içiriyorsunuz. Aman ha, tok karnına. Şekerleri de unutmayın. Sınavdan bir saat önce. Muskaları da çocukların boynuna asacaksınız. Hocam, kesin kazanır değil mi? Destur! Sen bana inanmıyor musun yavrum? Aman hocam, olur mu hiç öyle şey? Kusura bakmayın. Sadece dediklerimi harfiyen yapın. Yoksa çocuklar baraja takılır halim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezine ya seydi. Anlayamadım da. Biraz düşünürsen yapabilirsin. Muratcığım, daha adını bile yazmamışsın. Neyse ne oldu? Allah Allah. Kim ki bu saatte? Ben bakarım. Aa, Mine Hanım. Hoş geldiniz. Hala hoş bulduk. Buyurun efendim. Buyurun.
İyi akşamlar. Öğretmenim. Nasılsın Murat'cığım? Çok iyiyim öğretmenim. Selma Hanım nasılsınız? Teşekkürler Mina Hanım. Hayırdır? Gece gece sizi buraya kadar getiren önemli şey nedir? Selma. Hmm. Mina Hanım sofraya buyurun lütfen. Allah ne verdiyse hep beraber yeriz. Teşekkürler. Buyurun. Murat'cığım bize biraz müsaade eder misin canım? Hadi oğlum. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Bakın, Murat gözlemlediğim kadarıyla oldukça büyük stres ve korku altında. Sınavı kazanamaması halinde bu yaşamını etkileyecek ciddi sorunlara neden olabilir. Ama açıkçası beni telaşa düşüren şey son zamanlarda edindiği istemsiz hareketler, tikler. Bir doktora götürdünüz mü? Maalesef Hoca Hanım. Gerek yok. Oğlumun hiçbir şey yok Mina Hanım. Ben de öyle umuyorum. Fakat bu durum oldukça ciddi. Maalesef zaman zaman konuşma zorluğu da yaşıyor. Gerçekten bir uzmandan yardım alsanız çok iyi olacak. Belki sınav stresine bağlı geçici bir rahatsızlıktır ama ya öyle değilse diye düşünmeden de edemiyor insan. Belki biraz daha az üstüne gitmelisiniz, daha rahat bırakmalısınız. Ona bu sınavın dünyanın sonu olmadığını hatırlatmalısınız. Yoruldunuz buraya kadar Mina Hanım. İlginiz ve alakanız için teşekkürler. Ama ben çocuğuma nasıl davranacağımı sizden öğrenecek değilim. Ve haklısınız, yemek yiyorduk. Müsaade sizin. Selma. Hı? Hocam kusura bakmayın. Sınav dolayısıyla hepimiz stresliyiz. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Kapıma kadar gelmiş, bir de bana akıl öğretiyor. Bravo. Sen artık var ya, iyice ne yapacağını şaşırdın. Ya kadını kovmaktan beter ettin. Ayıp ya. Yeter artık Selma, yeter. Şu çocuğun üstüne fazla gitme artık, yeter. Eğer Murat'ın başına senin yüzünden bir hal gelirse, yemin ediyorum çok fena olur. Anladın mı? Murat! Bağırma! Sofraya çağırıyorum. Selma! Ay geldim geldim hayatım. En önemli şeyi unutuyordum ya. Ha, iç bakayım şunu. Selma kaç gündür içiyor zaten. Bari bugün içirme. Diyare falan olacak çocuk. Abi bir şeycik olmaz benim aslan oğluma. Baki Hoca Türkiye birincisi yapacak benim oğlumu. Anne yeter kusacağım. Tamam tamam oğlum tamam. Kalanı da okulun kapısında içeceksin tamam mı? Hadi çabuk olun ya, hadi gecikeceğiz. Şunları da alalım. Aç oğlum. Ya aç, hadi gecikeceğiz. Hadi. Aç. Hah, aferin. Hey güzel Allah'ım sen bana sabır ver. Aa, ne unuttum. Tamam tamam. Her şey tamam. Kalemi silgisi elinde. Nüfus cüzdanı da bende. Her şey tamam. Ay onu mu dedim ayol ben? Bunu da taktık mı tamam işte. Hı, taktık mı? Hah. Oh. Ah. Hadi, hadi. Al bunu. Geç, geç, geç. Al oğlum, şu kalan suyu da iç bakayım. Ya. Ah, ya Selma yeter. Yeter içirdin, yeter artık, yeter. Yeter, yeter. Dur. Selma yeter. Ya şunu da çıkartalım artık ya. Ay tamam. Çocuk tamam. Rahatsız oluyor. Tamam dur cebinde kalsın. Şuraya koyayım. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Aslanım benim. Anne. Efendim yavrum. Ya kazanamazsam? Kazanamazsam diye bir şey yok. Tabii kazanacaksın. Hadi başarılar. Hadi yavrum. Hadi. Hadi oğlum.
Oldu bu iş. Oh. Sınav günü olan olaya bak ya. Olacak iş mi bu şimdi? Ne oluyor? Ne söyleniyorsun ya? Ay geldiler, bir saat oldu diyorum ben. Çocukların dikkati dağılacak bir şey değil. Hey Allah'ım ya. Aa, Murat? 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 Oğlum. Murat! Oğlum. Oğlum, canım burada. Oğlum, canım burada. Hocam, nesi var bu hastanın? Oğlunun ölümüne sebebiyet vermiş. Sınav hırsı yüzünden çocuğun semptomlarını fark etmemiş. İşte kalkmam lazım. Sonuç, sınav günü ani beyin kanaması. Yazık, kimsesi yok mu peki? Kocası varmış ama onu da sınav gününden sonra gören olmamış. Üzücü. Buyurun hocam, diğer hastalarımıza bakalım. Beş kırk beşte kalkmam lazım.